Bugün bir dolap düzenleme videosuyla karşınızdayım. Bu benim uzun zamandır yapmam gereken bir şeydi, bir temizlikti aslında. Her sene mutlaka kıyafetlerimi, ihtiyacı olanlara veriyorum. Eğer ev turu videosunu izlediyseniz odam çok küçük. mu biliyorsunuzdur. 9 metrekare diyebilirim. Yani 3'e 3 gibi, 3'e 3,5 gibi diyebiliriz ya da. Yani gerçekten çok küçük bir oda ve bence çok efektif kullandığım bir oda. Beni... Diğer videolarımdan da biliyorsanız, çok sık seyahat ettiğimi ve uzun seyahatlerimde bile genelde bir sırt çantasıyla gezdiğimi ama her gün ayrı farklı bir kıyafet giyebildiğimi anlatmıştım önceden. Çok fazla kıyafetim olmadığı halde farklı kombinlediğim için belki de veya farklı renkler kullandığım için sürekli kombin değiştirme imkanı buluyorum. Ve burada da videolarımda da aslında her videoda farklı bir kıyafet giymeye özen gösteriyorum. Sizi sıkmamak için hem de fikir versin ümidiyle. Bugün bu odanın zaten küçüklüğünden dolayı yani ayrıca bir e, giyme odam da yok ve böyle bir şey ihtiyaç da duymuyorum açıkçası. Birazdan göreceksiniz zaten. Açık bir askı sistemim var. Bu zaten diğer videolarımda da görülmüştü. Ve arkamda çift kapaklı bir dolap var. Hemen isterseniz onu göstererek başlayayım ben bu tura. Bu tarafı Buradaki şifon yer nedeniyle açamadığımız için çok fazla tamamen depolar kullanıyorduk aslında. Yani çok giyinmeyen veya işte kış, yazınsa kışlık kıyafetleri belki koyuyorduk. Çok böyle yazlık kışlık ayırma huyum yok açıkçası. Çok fazla böyle kazağı olan, çok kalın kıyafetleri olan bir insan değilim. Bu nedenle yazlık kışlık ayırmadığım halde sadece bu dolap ve bu şifon yerin iki çekmecesi. Çünkü burada kozmetik ürünler var genelde. Diğer iki çekmecesi ve sadece bu dolapla aslında tüm işim hallolmuş durumda. Ama bir süredir şurada duran ürünler niye duruyor diye sorgulamaya başladığım bir dönem geçirdim. Bayağıdır aklımdaydı böyle bir temizlik yapmak ve bu tarafta da kırtasiye ürünleri vardı. Yani yarısı kıyafet. Şimdi hatta şöyle göstereyim direkt size. Şu an boşalttım artık burayı. Normalde şöyleydi. Şurada bir bavul duruyordu. Burada e, kıyafetlerim duruyordu bu şekilde. Bu aşağısı da tamamen kırtasiye ürünleriydi. Tüm odayı bu önüme yığdım yani şu anda bu video için. Sonuç olarak burada yani tüm kıyafetlerim burada ve iki çekmecedeydi. Açık askıda da aslında sadece uzun olan kıyafetleri görsel olarak saklıyordum. Bununla da bir değişikliğe gitmeye karar verdim. Şimdi zaten video içerisinde konuşacağız. Diğer tarafı da göstereyim size. Burada da böyle geniş bir alan var. Altta da iki tane çekmece var. Üstte de bu arada benim yine anı diye biriktirdiğim bir sürü şey var. Oraya girmeyi hiç düşünmüyorum. O öyle kalsın. O görüntü için affedersiniz. Özel günlerde giyecek kıyafetler ve daha nadir giyecek kıyafetleri koyacağım. Alt iki çekmeceyi ne yapacağımı bilmiyorum. Önce bu tarafı dizmeyi düşünüyorum. Bu sırada giymeyeceğim, başkalarına vereceğim veya ıı, arkadaşlarıma ayıracağım kıyafetleri video içerisinde belki de buraya dizebiliriz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada buradaki iki çekmeceyi de boşalttım. Şu an her şey ama her şey burada önümdeki yığında yani. İşimiz iş gerçekten e, girişmemekte haklı olduğum bir işmiş yani. Korktuğum bir olaydı. Bakalım yani nasıl üstesinden geleceğim. Şimdi ilk iş şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şu omuzu büyük olan en azından askıları şöyle bir çıkarayım ki burada biraz alan açılsın. Şimdi çok fazla kıyafet var. O yüzden bu videonun da uzun olması için nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Ben neredeyse hayatımda hiç diyebilirim tişört almamış bir insanın Annemde olan tişörtleri arada bir giyiyorum. Yani çok tişörtken bir insan değilim. Fark etmişsinizdir belki. Yani pek tarzım değil diyebilirim. Mesela böyle bir tişört var. Bunu yani yıllardır saklıyorum. Mesela bu tarz şeyleri annemden aldığım şeyleri anneme geri vereceğim şimdilik. O karar versin diye. Ama bu mesela gri birkaç tane var. Bunu böyle koyalım. Ama mesela bunu daha çok seviyorum. Bunu çift taraflı da giyiyorum. Bu bana kalacak kesinlikle. Bir diğer yaptığım değişiklik odamda. Çekmeceleri normal katlıyordum ve ben Portekiz'deyken dik bir şekilde katlıyordum. Kotlarımı da, tişörtlerimi de her şeye dik koyuyordum ve her şey çok güzel gözüküyor o sistemde koyduğumuzda. Zaten en son yaptığımızı da göstereceğim mutlaka. O yüzden bu tarz böyle tişörtleri vesaire de böyle dik koyacağım şekilde buraya yerleştireceğim. Bayağıdır giymediğim tişörtler var ve hani mesela kayık yaka artık hiç giymiyorum. Bu liseden kalmış bir şey. Bu verilecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü çok giyilmiş şeyler de değil açıkçası. Yani bazıları evet ama bir ara böyle şeyler alıyordum, giyiyordum vesaire bir şeylerin içine. Ama şu an bu tarz V yaka şeyleri çok sevmiyorum. Şu an üstüme V yaka var. <laughs> ama yani hani çok nadiren artık seviyorum. Esken daha çok seviyordum sanırım. Bu da kesin gidecek artık. Yani bu bayağıdır güzel yani niye vereyim ki diye düşünüyordum ama bayağıdır giymiyorum. Bir diğer hiç giymediğim şey. Yani çok garip gelebilir. Bunlar çünkü insanların dolabında en temel olan şeyler, en sevilen şeyler genelde. Bunu saklayacağım kesinlikle. Kendi dolabıma koyacağım hatta ama neden giymiyorum bilmiyorum. Çünkü şey boyutu da güzel bunun. Bu annemin zaten böyle çizgili bir tişört. Hiç giymiyorum ya. Hiç tarzım değil ama bu benim dolabımda dursun belki çünkü bu gözümde değildi açıkçası şu dolaptaydı. Şu an bu arada baktıklarımın hepsi benim sol taraftan çıkarttıklarım. Yani normalde de hiç giymedim. Oxo bir ara çok güzel bir markaydı. O zaman İzmir'de de yoktu sanırım. Yani biz, bir ara dediğim şey ben ortaokuldayken çok güzel bir markaydı. Böyle keten ürünleri vardı. Hala var sanırım ama şu an pek beğendiğim bir marka değil açıkçası. O zamandan kalma. Böyle bir tişörtüm var ama bu rengi pek giymiyorum ve yaka da çok giymiyorum. Tarzımda şöyle bir değişiklik oldu yıllar içinde onu fark ettim. Eskiden lisedeyken mesela bordo rengi çok seviyordum ve e, çok sık giyiyordum. Şu an mesela durum tam tersi hiç sevmiyorum. Bir diğer tarzımla ilgili söyleyebileceğim şey herhalde baskılı neredeyse hiçbir şey giymiyorum. Sevmiyorum pek böyle şeyleri. Bu bir yere bayağı giymiştim. Üstünde bir tane adam var. Bu da lise mezuniyetinde bir alt üst takım yapmıştım. Birazdan altını da çıkar bir yerlerden. Ve onun üstü ben beyaz giyinmiştim böyle. Yani altında beyaz bir etek, üstünde de beyaz böyle bir üst. Neredeyse 8 yıl öncesi ve o zaman mezuniyet kıyafeti alırken şunu düşünmüştüm. Ben bu, böyle gidip abiye bir kıyafet almayayım. Kepi yani kepin içine giyeceğim zaten beyaz olsun. Ama tek bir de almayayım. Alt üst alayım. Ayrı ayrı giyeyim diye düşünmüştüm. Ve hala da sevdiğim bir şey. Bayağıdır giymiyorum ama bunu gözümün önüne koyarsam giyerim diye düşünüyorum. Şimdi böyle ilginç ürünler var burada. Böyle ne denir buna? Yani geleneksel böyle ilginç gözüken şeyleri her zaman çok seviyorum. Yani böyle etnik duran şeyleri de çok seviyorum. Bu tam böyle Maraş dondurmacısı gibi. Ama yani giyecek bir Ortam olmadı yani aldığım andır hiç giymedim ama hep aklımda dolan bir şey. Bunu mesela biraz daha önüme e, karşıma çıksın diye bu tarafa koyabilirim şimdi. Çünkü bu arada bu e, bu taraftaydı. Hani öyle bir sıkıntı vardı. Bu tarafta olduğu için hiç görmüyordum. Yani aldığım andır o, o tarafta öyle duruyor. Benim kendi hatam. Bir diğer çok sevdiğim şeydi. Zara'dan annem doğum günü hediye olarak almıştı 2018 senesinde ve hala severek giyiyorum. Bu yani böyle şeyler giymeme inanamayabilirsiniz. Ama gerçekten ee, yani bu, böyle şeyler günlük hayatta giymeyi çok seviyorum. Böyle normalde <laughs> astrolist olarak da giyebileceğiniz şeyler ama kendi tarzıma ilgili herhalde en söyleyebileceğim şeylerden biri bu. Yani özel gün ve günlük kıyafet diye bir ayrım yok benim dolabımda. Her şey ya yani her gün özel gün gibi davranıyorum genel dışarı çıkarken. Hani o an böyle bir şey giymek istiyorsam, hani bunu kotla giyme zorunluluğu da hissetmiyorum. Gayet şık bir altla da giyebiliyorum. Ayakkabı olarak daha rahat bir ayakkabı giyiyorum. Böylece şıklığını kırmış oluyorum belki. Ama böyle şeyleri seviyorum. Ya yani İçimde var bir kokoşluk galiba. Yani bu hem benim yanımda. Galiba bir saattir uğraşıyorum ama sonunda bir şey çıktı ortaya. Zaten renklere göre ayırıyorum. Ee, dolabımda fark etmişsinizdir belki kıyafetlerim hep neredeyse böyle kırmızı, krem ve siyah ağırlıklı. Yani her şeyde böyle alt üst tüm kıyafetlerim bu şekilde. Burada ise aslında şu kaza neredeyse hiç giymiyorum. Şurada iki tane keten üst e, ve elbise karışım bir şey var. Henüz mevsim değil ama o elimin altı dursun diye şey yaptım. Oraya koydum. Burada pijamalarım var. Çekmecelerde ise ilk sırada üstlerim var. Onları hepsini rulo halinde koydum. Alt çekmede de yazlık yine şort ve eteklerim var. Burası karışık açıkçası. Yani blazer ceket zaten 3 tane ceketim var. Onlar da burada. Böyle gömlek tarzı şeyler de burada. Daha çok gömlek ağırlıklı burası. Bir iki tane arada şöyle etek var şu an bu mevsimde de giyebileceklerim. Bu aydan itmen giyebileceğim her şey bu tarafta aslında. Yani tüm kıyafetlerim burada neredeyse. Bir tane boşluk var aşağıda. Oraya da ayakkabıları koydum. Diğer tarafa gelirsek şöyle oldu. Yazlık giyilecek her şey burada aslında ve yani giyinmeyen annemin böyle giymediği şeyler burada ya da kışlık var böyle mesela. Sürekli açıp kapatmam gereken bir yer olmasını istedim. Alt çekmeceler boş duruyor. Şifonyere geldiğimizde ise burada iki çekmeceyi düzenledim zaten. Şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk çekmecede kazak tarzı, biraz daha böyle kalın şeyler var. Alt çekmecede zaten direkt pantolonlarım. Ama yazlık kışlık ayırmadan tüm pantolonlarım elindeki. Bunlar göreceksiniz zaten hepsini. Artık videonun sonuna geldik. <laughs> burada da kapatmış olalım. Benim bu e, askılığı yapmamdaki en büyük amaç bir kere yerden kazanmaktı. Yani böyle ayaklı bir askılık yine yerden kaybetmeme neden olacaktı. E, hem bu yüzden böyle bir şey çözüm üretmiştim. Hem de çok uzun kıyafetler giyiyorum burada. Şu an gö gözüküyor mu bilmiyorum ama uzun elbiseler ve kimalar giymeyi çok seviyorum. Bunların hani hem kırışmadan asılması için hem güzel bir görüntü olması için hem de bildiğiniz üzere makrome e, yapıyorum iş olarak aynı zamanda. Sipariş alıyorum, workshop düzenliyorum. Bu Benim böyle bir askılığa ihtiyacım vardı. Zaten ev turunda bu tarz şeyleri oldukça bilgilendirdim. Ama hazır buraya gelmişken bir daha bir söylemek istedim. Burada daha fazla kıyafet vardı normalde. Ama şunu fark ettim. Böyle yazlık elbiseler vardı daha çok. Şu an bu havada giyiliyor zaten tamam ama hani ben tüm yıl burada gereksiz bir kalabalık bir kıyafetle yaşamış oldum bu birkaç ayımı. Yani aslında giymedim. Kıyafetin burada asıl olmasının yani mevsimi değil ki nasıl olmasının bir faydası yok. O yüzden onları şimdi biraz temizledim ama zaten bir iki ay onlar geri asılacak buraya. Eee kimonom var burada. Bu zaten tam şu anda mevsimi. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle altında aynı desen var. Bu elbise çok seviyorum. Ama bayağıdır hiç giymedim. Yeni fark ediyorum. Dolabın sağdaki dolabın içine bırakmışım. Yani herhalde yaz zamanıydı. Odamı düzenlerken bunu o tarafa koymuşum ve orada kalmış. Şu an varlığını yeni keşfetmiş oluyorum tekrar. Böyle şeyler de aslında hoşuma gidiyor. Yani yıllarca giymeyip sonra bir anda karşıma çıkması kıyafetimin. Böyle yani bu şekilde dizdim. E, renge göre biraz ayarlamaya çalışıyorum genelde. Çok takık değilim ama yine de daha hoşuma gidiyor. Dağılsa da çok sorun değil. Bence uyumlu renkler. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle nacizane kendi küçük dolabımı sizinle paylaşmış oldum. Yani sürekli bir mesaj verme derdindeyim, farkındayım ama gerçekten benim çok fazla kıyafetim var gibi hissediyorum ve bir şey alma ihtiyacım normal neredeyse hiç olmuyor. Her gün farklı bir kıyafet giymeyi seven bir insanım. Buna rağmen bu kadarlık bir alana çok rahatlıkla sığdım. Hatta arttı bile yani dediğim gibi. O yüzden bence biraz gözden geçirin. Eğer böyle bir alışveriş yapma sorunuz varsa hani o alışveriş yapmanızdaki asıl neden başka bir şey olabilir. Belki onu keşfetmeniz size iyi de gelebilir. Bu tarz moda ile ilgili videolar yapmaya biraz çekiniyorum. Kendi alanım olmadığı için haddimi aşıyor gibi hissediyorum. O yüzden hani yorumlarda da ne düşündüğünüzü belirtirseniz olumlu veya olumsuz benim işime gelir açıkçası ona göre yönlendirmiş olurum kanalımı. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere.